Araya girelim. Neyse, göreceğiz. Canlıdayız artık. Merhaba, tekrar bir Modern Mimarlık Realizm gecesinde beraberiz. Ve sözü arkadaşlarımıza bırakıyoruz hemen. Kolay gelsin. Herkese merhaba. Frens adalarından birincisi. Gotik, ilki demek. Herkese merhaba tekrardan. Frens adalarından birincisi. Gotik'teyiz. İlk demek. Ve Kınalı Ada. Bugün Dünya Mirası Adalar ve Hacer Derneği işbirliğiyle adaların modern mimarlık belleğini birlikte yapıyoruz. Bu rotaları yapmamızın tabii ki bir amacı var. Öncelikle doğal ve kültürel mirasımızı koruyabilmek. Dolayısıyla kültürel peyzajı korumamız açısından çok önemli. Tabii el birliğiyle diyoruz. Ben bir kısa bilgi vermek istiyorum. 1 saat 15 dakikaya yakın sürecek bir yayınımız ama el verirse eğer şarjımız biraz daha da uzatabiliriz. Programın sonunda sorularınızı bize iletebilirsiniz Facebook sayfasına. Onlara da cevap vermeye çalışacağız hep beraber. Bu arada sosyal mecralarımız var. Hacer ve Dünya Mirası Adaları, oradan takip edebilirsiniz. Bu programla ilgili açık açıda yaptığımız bir yayınımız var. Linklerden ulaşabilirsiniz. Ben şimdi kısaca buradaki bütün arkadaşlarımı size takdim etmek istiyorum. Dünya Mirası Adaları'dan izninizle başlıyorum. Zafer Akay burada. Zühre Sözer'e teknik kumanda masasında. Fulya Baran çekimlerde, şu anda göremiyorsunuz. Görünmeyen kahraman arkadaşlarımız da var. Yine Dünya Miras Adalar'dan Sevgi bizimle. Ve Haycar'dan sanat tarihçisi Elmor Ançer. Atom Şaşkan Ramping Vakfı'ndan. Ve yine online olarak Can Gavrilov bize katılacak. Ve burada gözükmeyen arkadaşlarımız, kıymetli destekleri için onlara teşekkür edelim hemen. Baret Binatlı, Rudi Sayat, Pulatyan, Sasmuyi Müstiyan, İrem Bıçakçı, Azat, Şaşkal atladık değil mi? Ama güzel bir bilgi daha ekleyelim. Sevgili Hasan Kuru Yazıcı da bir bölümde bize eklenip kıymetli bilgiler verecek. Evet Sefer. Evet, herkese merhaba. Rotamızın ilk durağı Poyrazlı Köşk, adaların romantik döneminin çok hoş bir örneği. Bu yapının ilüstratör İhapulusi Görey, mimarı da Adnan Kuru Yazıcı, sevgili Hasan Kuru Yazıcı'nın babası. Hasan hocamızın çok güzel bir videosu var Adalar Postası sayfasında. Orada bu binanın öyküsünü çok renkli bir şekilde anlatıyor. Onu da muhakkak izlemenizi öneriyoruz. Sayfamızda linkini göreceksiniz. Bu yapı 1940'larda bütün Türkiye diyelim, ikinci milli mimari dediğimiz ulusalcı akımın etkisindeyken adalarda da böyle çok hoş orijinal bir tarz var. Bu tarz daha çok böyle biraz Avrupa mimarlığından esinleniyor. Yani Emin Onat'ın benzeri Levent gibi projelerde de buna benzer böyle daha dik çatılar görebiliyoruz. Biraz Orta Avrupa esinli. Bu dönemin adaya çok özel tipik bir dönem bu. Emin Necip Uzman'ı da bazı binalarını görmüştük. Zaten Adnan Kılıçlı'da onunla ortak çalışmış, çok yakınlar benimle. Bu çok hoş bir örnek. Benim için de çok özel bir örnek. Bunu ben çok seviyorum. Çok doğrusu yani rustik de denilebilir. Böyle tam bir romantizm örneği. Bütün peyzajıyla ve detaylarıyla diyelim. Bütün o ince detaylarıyla çok hoş bir örnek. Masalsı bir yapı. Kimilerine göre Hansel ile Gretel'in evi olarak adlandırılıyor. Bu dönemin çok tipik bir temsilcisiyle başlamış olduk. Şimdi yolumuza devam ederken Elman Hançer bize Kınalı Ada'nın biraz geçmişiyle ilgili bilgiler verecek. Devam ediyoruz basamıza, buyurun. Evet, hepinize merhaba. Haycar Derneği'nin bir üyesi olarak katıldığım bu gezide size biraz Haycar'dan önce söz edeyim. Kuruluş amacı, hangi tarihte kuruldu,
Türkiye'deki Ermeni toplumu içinde bulunan mimar ve mühendisleri bir çatı altında toplamak fikriyle ortaya çıktı Haycar grubu ve 2007'de resmi bir dernek statüsü kazanarak adı Haycar, Hayrat Canlandıran ve Araştıran Mimar ve Mühendisler Derneği oldu. Amacı elbette kültürel mirasın kuruluş amacı, korunması, canlandırılması, bunlara katkıda bulunmak, kültürel miras konusunda toplumumuzu aydınlatmak, bu bilinci geliştirmek ve kimi organizasyonlara, profesyoneller ve organizasyonlar arasında bir işbirliği sağlamak üzere de güçlendirmek amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Adanın tarihine gelecek olursak hayli acıklı öyküleri olan bir ada Kınalı Ada. Kınalı Ada İstanbul'un ilk en yakın adası, ilk adası Protin veya Akoni de deniyor. Eskiden Biley taşına benzeyen yamaçlarından ötürü Akoni. Ama esasen Bizans çağında Proti, daha sonrasında Osmanlı döneminde Kınalı Ada toprağının, kayaç toprağının renginden ötürü, demir ve bakır madenlerinden ötürü. Ve Kınalı Ada'nın esasen 9. yüzyıl itibariyle tarihine ışık tutan kaynaklar var. 9. yüzyıl derken burada ilk Sürgünler Adası, öncelikle bunu söylemek lazım, acıklı geçmişi demiştim. Bu Sürgünler Adası'yla ilişkili. Ve bugün ilk türlendi Bizans komutanı, Anadolu komutanı, Vartan, Ermeni Vartan'ı, Tipora başkaldırması ve daha sonra adaya sürdüğümüzü gözlemlemiş şekilde ilk türgünü yaşamış olan kişi Vartan. Bir manastır inşa ederim. Ömrünün sonuna kadar burada keşiş olarak yaşamış. Ada keşişler adası olarak edildi. Ve buranın çok büyük imparatorlar, imparatoriçeler, patrikler sürülmüş. Tabii imparatorlar aileleriyle birlikte sürülmüşler. Kimi imparatorlar arasında Romanos, Metaperos var. Ve en önemli bir tanesi de Romain Diyojen. Romain Diyojen'in tarihini ve Transfigurasyon Metafor Morfosis gibi Histos tepkisinde bulunan Madastra görüldüğü bulunmakta ama yeni kalit. Metamorfosis manastırı aslında sadece tek manastır değil, üç manastır, iki manastır yok olmuş. Vartan'ın manastırı ve diğer manastır. Ve burası biz daha sonra 19. yüzyılın sonlarına doğru tekrar görmekteyiz. Önce bir yapılanma dönemi geçiriyor. Yeniden restore ediliyor, yeniden yapılanıyor. 1876'larda ardından 19. yüzyılın sonlarında patrik olan Joachim Yorluk İslam üzerine bir kız ihtimalisi kuruluyor. Birinci Dünya Harbi yıllarında burası ihtimali olarak kullanılıyor. Askeri anlamda kullanılıyor ve daha sonrasında 1917 Bolşevik devriminde Beyaz Yıldızların burada ağırlandığı bilinmekte. Hatta gölü tüm gölülerde Beyaz Yıldızlara aittir. Daha sonrasında Bakterize Adanın esaslı yerleşim tarihine kısaca değinecek olursak, adanın esasen çok eski zamandan beri, yani 12. 13. yüzyıldan beri bir köyü olduğu bilinmekte ve bu köyün çeşitli baskınlar, Latin baskınları, Haçlı baskınları veya Girit Adası korsanlarının baskınlarına maruz kalıyor. Daha sonrasında ama bu köy her zaman yaşamaya devam etmiş. Esaslı yerleşimin 1833 yılında ilk kez Ermeniler tarafından yapıldığı bilinmekte. İlk vapur, yani daha doğrusu taşımacılığın buraya pazar kayıklarıyla veya altı çektirili teknelerle yapıldığı bilinmekte. Swift adlı bir İngiliz buharlı gemisinin 2. Mahmut döneminde adaya uğradığı da kayıtlarda geçmekte. Ama esasen 1846 itibariyle buraya taşımacılık başlamış ve tabii şirketi Hayriye ile birlikte sıklaşınca artık yerleşik bir tabaka oluşmuş, bir yerleşim kültürü gelişmeye başlamış, sayfiye kültüründen ziyade. Ve üst düzey tabii yerleşenler. Bunlar öncelikle Ermeniler dedik ama ardından Rumlar ve daha sonra daha ziyade askeri erkandan subayların aileleriyle birlikte yerleştiğini görüyoruz. Böylece devam ederken 20. yüzyılda azalan Rum sayısına karşın 1974 sonrasında
Süryanilerin çoğalmakta olduğu da görülüyor. Yani bu etnik doku içinde demek ki 4 etnik halk yaşamakta, azalarak veya çoğalarak. Bu arada Yahudi toplumu hakkında çok net bilgiye ulaşamadık. Fakat burada Avram Galante'nin, tarihi olan Avram Galante'nin evinin olduğu bilinmektedir. Fars Tuğlacılığı'nda zaten bu bilinmekte. Buradaki oluşan aslında bu farklı kültürlere rağmen tek bir kültür gelişmiş. Ada kültürü. Ada kültürü deyince burada bütün farklılıkların nedeni adayı geliştirme, güzelleştirme ve yaşanılır kılmak üzere çalıştıklarını, bir ada toplumu haline geldiklerini zannediyoruz. Merhabalar. Ben bu turda Kantin Vakfı'nın değişmiş olduğu Kardes uygulamasındaki Kınalada Havuzun Tumut Ortak Kuraklar'dan bahsedeceğim. Şimdi Baydar Dayan'ın evinin önündeyiz. Dayan evi olarak geçen bu binanın aslında Kınalada anlatısında önemli bir yeri var. Zira ünlü müzikalı ve bin gelenisi Komidas Vartabe aslında şimdi soğumaya adaya farklı zamanda geldiğini biliyoruz. Özellikle 1913 yazında adada olduğunu biliyoruz. Bir arkadaşının eşinin kırk töreni için adaya geliyor. Görev almak için kiliselik halinde. Daha sonra o yaz burada kalıyor. Anlatılara göre Komidas Nalada'da sabahları güneşin doğuşunu izlemekten keyif alıyor ve arkadaşlarıyla adanın kayalıklarından müzikler söylüyor. Pazar ayinleri sonrasında sesi da biraz yükseltelim. Pazar ayinleri sonrasında da Komidas'ın din görevlileriyle ve arkadaşlarıyla beraber Dayan'ın bahçesine gelip sofralarda şarkılar eşliğinde akşamlara kadar eğlendikleri biliniyor. Şöyle bir enteresan nokta da söyleyebilirim. Gomidas'ı bilenler için çok aşina oldukları bir resim vardır. Gomidas'ın bir çam ağacına sırtını vererek bir kilim üzerinde oturduğu, arkasında bir çadır, yanında bir su testisinin göründüğü bir resim vardır. Panos Derlemezyan'ın, ressam Derlemezyan'ın çizdiği. O resim kayıtlara Kütahya'da bir kaplıcada da çizildi olarak geçmişse de bir iddiaya göre de bu resim aslında bu Dayan evinin hemen yanında çizilmiştir. Ve iddiayı savunan Bercu Şnorken de şunu savunur. O dönemde Gomidas'la ressam Panos Derlemez'den İstanbul'da aynı evde yaşıyorlar. Ve ikilinin o yaz adada geldikleri bir gün o resmin çizmiş olacağını çok büyük bir ihtimal olarak gösterir. Ben şimdilik bitiriyorum ve Elman Hanım'la devam ediyoruz. Evet, yarım kalan sözüme devam ederekten Tanrı'nın evi olarak kiliselerle başladık. Manastırlar, Hristos Manastırı, Transfigürasyon Kilisesi. Ardından diğer yapılara değinelim. Ermeni halkı dedik. Ermenilerin bir kilisesi, bir mektebi olmuş. Patrikhane konutu, yazlık konutu, bir imaresi de hala faaliyette olan. Neyse, kolay gelsin. Nakşilerin binası bu mu? Nakşiler. Değil. Abi buzluğa gidelim. Şuradan çıkalım. Aslında bunu daha sonra tekrar devam edecek. Biz şöyle bir bakacak olursak, Poyraz Köşk'e başladığımız bu mimarlık anlatısında Zafer Hoca'nın kolonyal etkisinde romantik yapıların hakim olduğu bilinmekte. Ama adada çok yangınlar geçirmiş. Bu yangınlar esnasında esasen Avrupa'nın batılılaşma dönemi süreci içinde ülkemize giren modernite diyerek adlandırdığımız neo klasik, neogotik, neobarok yapıların inşa edildiğini ama onlardan çok az örneklerin kaldığını bilmekteyiz. Neoklasik zaman zaman karşımıza çıkmakta ama burada evrilerek devam eden bir
yapı stili gelişmiş. Bunu izlemek mümkün ada sokaklarında. Biz bunlardan kolonyal tarzdan yavaş yavaş Art Deco'ya, moderniteye doğru evrilen bir süreç görmekteyiz. Bugün zaten modern mimarlık belleği üzerine daha çok geliştireceğiz anlatımımızı. Ama bu örnekleri de zaman zaman göreceğiz. Esasen bu yapılar içinde şimdi birkaç örnek anlatılacak. Ama Art Deco'nun hala kâgir yapılarda karşımıza çıktığını görmekteyiz. Bunların daha sonraki zamanlarda, 20. yüzyılın ilerleyen zamanlarında devam ettiği görülmekte. Her ne kadar 1930'lara kadar sürse de bu sevilen bir beğeni olarak Bauhaus ekolünden bir farz olarak yerleşmiş ada kültürüne. Buradan biraz söz etmek istiyorum ada halkının. Rumlar, Ermeniler, Süryanilerin daha sonra katıldığı bu halk, adalı halk esasen birbiriyle kaynaşmış bir toplum oluşmuş. Buradaki bütün bayramlar, işte İslam bayramları, Ermeni ya da yani Hristiyan kültürünün yortularında bütün halk bir araya gelir. Örneğin bir haç atma töreni vardır İsa'nın doğum yortusunda. Bu baftizi yortusunda, Ocak 6'da yapılır bu. Ermeniler bunu baftiz ve doğum ve baftiz olarak kutlarken Rum Ortodoks dünyası baftiz olarak kutlar ve bu zamanda yapılan en görkemli tören de suya haç atma törenidir. Bu haç atma töreninde suya dalanlar yalnızca Hristiyan gençler değil, İslam gençler, Türkler de dalıyorlar haçı çıkarmak üzere teknelerle. Böyle görüntüler de mevcut esasen tarih geçmişten günümüze kadar ulaşan. Burada yine çok yoğun bir balıkçılık meselesi var. Bu balıkçılık her ne kadar 1940'lara, 50'lere, 60'lara kadar İstanbul'un balıkları azalarak gelse de balıkçılık kültürü adanın yerleşik kültürlerinden bir tanesi ve hem Rum hem Ermeni balıkçıların olduğunu görüyoruz. Hatta bir Berkin Mandoyan, yani Menoyan yanılmıyorsam yanlış söylemeyeyim, bir merametçi var. Merametçi onaran demektir. Yalnız duvarcı ustalarına merametçi denmiyor. Ama onaran kişileri de merametçi deniyor ve kendisi bir merametçi. Hatta 1921 ada doğumlu ve kendisi bunu biraz da böyle yüksek tabakadan birilerinin geldiğini görünce gizleyerekten sürdürürmüş bu işini. Ama Berci Berberian'ın kendisiyle bir röportajında da çok güzel anlatısıyla izledim öyküsünü. Ve 2010'da yanılmıyorsam vefat eden bir kişi. Son temsilcisiydi belki de Ermeni ören merametçilerden Bayan Berkin. Bu da önemli bir sima bence. Yine adada yaşayan Orhan Şevki hocamız. Orhan Şevki hocamız 1949'da Kapalda'da aslında kendisi ve halen adada yaşayan, belki de en son temsilci adalılardan. Bütün o kültürler içinde mesela Ahmet Fevzi Aykaç, Yahya Kemal Beyazlı'yla anılarını okudum. Ve onun oğlu Eşfak Aykaç, spor kültürünü yerleştiren adalı kültüründe. Çok önemli emekleri olan spor camiasında. Sonra daha sonrasında göreceğimiz eski limanın arkasında çimenlik, daha sonra da futbol sahası haline gelen yerin Hrant Barsamyan adıyla adlandırıldığı yakın tarihlerde bilinmekte. Yani adalılar geçmişlerine vefa borcu olan çok güzel bir kültürün parçasını teşkil etmekte. Evet, rotamızın ikinci modern mimarlık durağı. Çok hoş bir yapı gerçekten. Alice Manukyan evi olarak tanıyoruz. Mimarı Nubar Acemyan. Nubar Acemyan çok az bilgimiz olan bir mimardı. Sadece birkaç yarışma projesinden haberdarız. Maruf Önal'la birlikte çalışmışlar gençlik zamanında. Daha sonra da Toronto'ya gittiğini öğrendik. Bu yapı çok çok güzel bir modern dönem, çok rafine bir modern mimarlık örneği. Nubar Acemyan'ın da ne kadar bize özel bir modernist olduğunu anlatıyor. Bu çalışmalarımız sırasında Acemyan'la da ilgili bazı bilgilere ulaştık. Ailesiyle temas kurmayı sağladık. Tekrar sağlığınızı yanında buradan bir teşekkür daha gönderelim. Ve böylece bir araştırma konusu ortaya çıktı. Kınalıada'da ve başka yerlerde de birçok yapıları olduğu ortaya çıkıyor. Umarız ki onları da bir an önce size ulaştırabilelim.
Şimdi birazdan göreceğimiz binanın mimarı da aramızda ama canlı yayın olarak bize bağlanacak sevgili Jean Gavrilov. Evet, ben size bırakıyorum. Şirinoğlu apartmanı adı, Şirinoğlu evi bize mimarı tanıtıyor binasını. Buyurun Can Bey. Teşekkürler Zafer Bey, sağ olun. Ben 1977 yılında ustam Mimar Acarlı'nın yanında stajyer olarak başladığım Kınalı Ada'daki mesleki yaşamımı ağırlıklı olarak yine burada sürdürmekteyim. 1990 yılı aslında yaşamın gerçekten en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu projenin mal sahibi olan rahmetli Nazar Şirinoğlu ile tanışmam, Ermeni toplumu içinde tanınır hale gelmeme, ilk ciddi görevimi aldığım Patrik seçiminde etkin rol almam ve son 30 yılımı mutlu bir beraberlikte geçirdiğim eşim Kayuş'la evliliğim de yine 1990 yılında gerçekleşmiştir. Aynı yıl tasarladığım Şirinoğlu Akasya Evler ise aynı zamanda Kınalı Ada'daki ilk uygulama projem olması bakımından benim için çok özeldir. Şimdi kısaca biraz binadan bahsedeyim. Binayı gösteriyorlar. Binanın aslında arazi yönü şu anda, pardon manzara yönünü görüyorsunuz. Yaşam mekanları buraya yerleştirilmiştir. Yani salon ve mutfak. Bunlar bir şekilde barbekü ve kombilerin gizlendiği bir bölümle kapatılır, kesilir. Bu buradan yavaş yavaş nispeten daha az görünen kısmı olan, daha sakin olan kısmı olan giriş bölümüne geçiyoruz. Girişte bu kapılar ve kaplamalar, bunların hepsinin özel tasarımlardır. Balkonlardaki çizgiler esas alınarak yapılmıştır. En üstteki form bu hareketli bir şekilde sonuçlandırmak için çatı. Düz bir plaka şeklinde düşünülmüş ve bina o şekilde de sonlandırılmıştır. Arka tarafta yine diyeceğim o ki burada biz işlevin etkisini artırmak için köprülü bir geçişle dış ortama açık merdivenin bulunduğu yapının hiçbir manzara kaygısı olmayan giriş bölümünü buraya koyduk. Ayrıca sakinlik isteyen yatak odaları çatısında biraz daha farklılık yapmıştık. Bir şeyi kopartmak için, yani orada bir finisyon sağlamak için. Şu anda arka cepheyi görüyorsunuz detaylı olarak. Evet, şimdi çok ilgimizi çeken, hepimizin çok ilgisini çeken brutalist yapı olarak adlandırdığımız bir yapıya geldik. Bu yapının da çok güzel bir mutlu olduğumuz bir gelişme olarak mimarının Başar Acarlı olduğunu öğrendik. Onun ilk dönem yapılarından bir tanesi olduğunu öğrendik. Jean Bey'e yine Jean Bey'e yine sözü veriyoruz. Zafer Bey, teşekkürler. Bilemiyorum şu anda sesim duyuluyor siz, mu? Siz Başar Acarlı'yla başladınız kariyerinize. Birlikte staj yaptınız sanırım. Bize anlatır mısınız Başar Acarlı'yı? Tabii anlatmaya gayret edeceğim. Umarım duyuluyordur sesim. Başar Bey benim ustam. 1977 yılında yanına stajyer olarak girdim. Ve o tarihten bugüne hala Kınalı'da kalmamın esas gerekçelerinden birisi de Başar Bey'dir. Çünkü hem mimari görüşümü ondan kaptım. Mesajlardan anladığım kadarıyla sesim duyuluyormuş. Oh, çok rahatladım. Evet, bu tabii ki havuzda da ben çok yıllarca çalıştım. Başar Bey'in hemen hemen her yapısında kesinlikle karakteristik özellikler vardır. Mutlaka bir farklılık yaratmıştır. Bilhassa o dönemin yapılan yapıların içinde Başar Bey'in bilhassa dış cephede göstermiş olduğu kaygı ve titizlik kesinlikle kayda değer. Evet, ve görmüş olduğunuz bina da zaten benim için son derece önemli binalardan birisidir.
Şimdilik bu kadar. Evet, şu anda yine Başar Acarlı'nın tasarımı olan bir binanın önündeyiz. Yine Can Bey bilgi vermeye devam edebilir. Vereyim o zaman. Evet, bu da sahildeki yapılarından biri. Biraz önce resimlerde de onun binalarından birkaç tanesi görünüyordu. Tabii ki yapmış olduğu tasarımlarda müşterilerin talepleri son derece önemli. Ev mimar gibi bizim için de önemli, onun için de önemliydi. Fakat mutlaka imzaları vardı. Yani cesaretli imzaları vardı. Sıra dışında olan imzaları vardı yaptığı yapılarda. Ayrıca tabii sadece Yaşar Bey değil, birçok mimarlar burada çalışmıştır. Adada. Evet, birkaç Adayan, Aratoşikyan, Yaşar Yalçıyan, Sarkinoğlu, Kapıya İçin, Bahriye Ertuğrul, Arandar Bizanyan, Katıma Gülenet'e çok önemli bir noktada da eklemek istiyorum. Çünkü bir dönem mimarlar ve mühendisler adeta birlikte çizebiliyorlar. Yani ayrı ayrı mimarlık projeleri hazırlayabiliyorlardı. Bunların içinden de bazı isimler verebilirim. Akribas İnce gibi, Aram Malhas Babayan, Oğanes Özaz Zavur, Keburt Malhasyan ve özellikle de Nazar Binatlı. Kendisi inşaat mühendisi olmasına rağmen oldukça yüksek sayıda proje ve uygulamada bulunmuştur. Gördüğüm kadarıyla şu anda Madoya'nın, Antalya Madoya'nın Nazar Binatlı'nın binalarını gördük. Evet, şimdi Nişan Yavukyan tabii benim ustam. Muhtemelen arkadaşlarımız burada detaylı olarak konuşacaklar. Hemen hızlı bir şekilde bahsedeyim. Evet, bir yandan da Nişan Yavukyan binasına geldik. İkiz apartmanda Nişan Yavukyan'ın adadaki, Kınalı Adadaki bir tasarımı. Nişan Yavukyan bu yılın çok önemli bir haberi bizim için. Nişan Yavukyan Mimar Sinan ödülü kazandı bu yıl. Mimarlar Odası'nın verdiği bir ödül. Bu Türkiye'deki en önemli mimarlık ödülü diyebiliriz. Nişan Yavukyan mesleğe çok büyük bir sevgiyle emek vermiş bir usta. Bu ödülü kazandığı için çok mutluyuz. Buradan bir kez daha tebrik ediyoruz. Nişan Bey'in çok bizler tanıyabildiğimiz söylenemez. Mimarlık yayıncılığındaki eksikler nedeniyle. Şimdi bu tabii değerli mimarı bize tanıtan çok önemli bir çaba var. Haycar Derneği'nin gerçekleştirdiği belgesel, Mimarlığa Doymayan Adam adlı belgesel. Atom Şaşkal bize bu belgeselle ilgili, kendisi zaten yönetmeniydi bu belgeselin. Bize bütün bilgileri, detayları verecek. Evet Atom. Evet. Öncelikle bu film Haycar Derneği'nin bir projesiydi. 2017 senesinde Ustalara Saygı serisinin ilk başlangıç projesi olarak Nişan Yavukyan'ın ismi öne çıkmıştı. Ve biz de ben, sevgili İrem Bıçakçı ve Salih Hobikoğlu ile beraber Nişan Yavukyan'la ilgili bir belgesel projesine başladık, çalışmalara başladık. 2016'nın sonunda zannediyorum hatırladığım kadarıyla başladık ve 2017'de filmi tamamladık. Film çeşitli festivallerde de yarıştı. Yunanistan'da Yara Petra Belgesel Festivali'nden ödülle döndü. İstanbul Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali'nde finalist oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ki Nişan Yavukyan'ın da mezun olduğu okulda özel bir gösterim yaptık. Kendi ilkokulunda, daha sonraki binanın dizaynı da kendi yapmış olduğu Aramen Okulu'nda da özel bir gösterim yapıldı. Belgesel Nişan Yavukyan'ın tanınmasında da büyük bir pay sahibi oldu. Bunun için de ayrıca çok mutluyuz. Dilerse Can Bey de o dönem
yönetim kurulu başkanıydı. Onun döneminde o gerçekleşti proje. O da isterse bahsedebilir. Tabii. Bahsedeyim hızlı bir şekilde. O dönemde birçok projelerimiz ben vardı. Bu projelerde... Hazır. Otel sahada bir ara durağımız var. Şu an... Tamam. Ben buradan Kardes uygulamasından biraz bahsetmek istiyorum. Granting Vakfı'nın 2020 senesi, bu senenin Ocak ayında uygulamaya soktuğu bir uygulama. Kardes Çok Kültürlü Hafıza Turları Rehberi isminde. Bu uygulama iki bölümden oluşuyor. Bir tanesi İstanbul'daki hafıza turları. Diğer bölümde Keşfet adı altında bir bölüm. Kardes sayesinde İstanbul'un çeşitli semtlerinde İstanbul'un hafızasında, geçmişindeki çok kültürlü yapıyı görünebilir kılmaya çalışan semt hikayeleriyle dolu semtlerin hafıza turlarını bulabileceksiniz. İsterseniz orada fiziken gezebilirsiniz, isterseniz de evinizden seslendirmeler sayesinde dinleyerek İstanbul'u keşfe çıkabilirsiniz. Seslendirmeler ünlü sanatçılar tarafından da icra edildi. Bir yandan o semtlerde yaşamış kişilerin, mahallelerin ağzından da sözlü tarih gelişimlerini de dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Keşfet bölümünden de çevrenizde İstanbul'daki 900'e yakın kültür varlıkları yapılarına ulaşabilirsiniz. Bu şekilde ben sözü devredeyim. Evet. Modern mimarlık eserleri çok farklı dönemlerde farklı özellikler gösterdi. Şimdi böyle bunlara siz, farklı dönemlerden örnekler sunmaya çalışıyoruz. Biraz sizi zaman tünelinde gerilere götüreceğiz şimdi 1930'lara doğru. Çok hoş bir Art Deco örnek var. Taraklı mozaik cephesi ve detayları çok hoş ve bugüne de çok iyi aktarılmış. Bu Art Deco'nun çok güzel bir örneği. Ne yazık ki mimarı hakkında kesin bir bilgimiz yok. Bu dönem birkaç mimarın çok etkin olduğunu biliyoruz. Bunlardan bir tanesi Apostol Pistikas. Belki bu onu yansıtıyor. Çünkü Apostol Pistikas'ın bu dönemlerde çok etkin olduğunu ve tarzının da buna yakın olduğunu biliyoruz. Tabii bu çok kesin bir bilgi değil. Başka şeyler de olabilir. Mesela Mikail Nurican da buna yakın bir tarzda tasarımlar üretti. Dimopoulos Kalpa'dan söz ediliyor. Yine buna yakın bir dönem yapılarına da adı geçiyor. Bu da çok özel bir 30'ların Art Deco örneği. Bugüne de çok iyi kalabilmiş olduğu için çok mutluyuz. Yolumuza devam ediyoruz. Tekrardan Aton Çaşkal'a devrediyorum sözü. Bize Haycar Kardes'le ilgili içeriğine sunmaya devam ediyor. Evet, Kardes'teki Kınalıada Hafıza Turu'nda da yer alan bir durağa şimdi yaklaşıyoruz. O da adanın aslında en önemli yapılarından bir tanesi. Otel Şahap. Şahap Oteli inşa edildiği 20. yüzyılın sonlarından itibaren uzun bir süre özellikle Fransa adalarının en önemli otellerinden biri haline gelmiş bir yapı. Otelin diğer isimler arasında Yahya Kemal Beyatlı'dan, Halil Edip Adıvar'dan, Yakup Kadri Karaosman'ın oğlundan bahsediliyor. Onlar bu isimler. Otel Şahap'ın sevilen müşterilerinden biri olmuş. Evet, araya giriyorum. Bir El Cömert evini atlamayalım. Şimdi çok ilginç bir yapı keşfettik. Heybeliada'nın sürprizlerinden bir tanesi. 60'ların çok hoş bir örneği. Bu modern çizgileriyle biz dikkatimizi çekti ve aynı zamanda da böyle çok hoş şişe kırıklarıyla yapılmış pencere hatları ve parapetleri. Kınalıada'nın çok sıcak yanlarından bir tanesi. Bu yapıya arkasına döndüğümüz vakit yapıyı yaptıran Garo El Cömert'le tanıştık ve kendisini ben birçok bilgiler edindik ve binanın mimarının da Azat İskender olduğunu öğrendik. Evet, ama güzel de not vardı orada hatırlarsan. Kendisi Aragüler'in sınıf arkadaşıydı. Bir sohbet ettik kendisiyle. Aragüler'in sınıf arkadaşı olarak kendisinden söz etmiştik. Çok özel bir yapı. Küçük fakat çok dikkat çekici bir dönem yapısı. Evet, biz de bu arada Şahap Otel'e yaklaştık tekrar.
dönebiliriz Şahap Oteli'ne. Evet, şimdi Şahap Oteli'ne yaklaşıyoruz. Bahsettiğim gibi Şahap Otel dönemin en ünlü Prens Adana'daki otellerinden bir tanesi. Maalesef bugün hali o günkü güzelliğini anlatmaya pek uygun değil maalesef. Şahap Oteli'nin şöyle enteresan anlatıları mevcut. Özellikle restoranı çok güzel olduğu söyleniyor ve restoranının da alamet harikası haline gelen bir çandan bahsediliyor. Bu çan yemek saatlerinde 3 kere çalındırmış. İlk çalındığında müşterilerin hazır olması gerektiğini, ikinci çalındığında yemeklerin masalara servis edildiğini, üçüncü çalındığında da artık müşterinin hazır olup yani yemeğe gelmeleri gerektiğini belirtilmiş bu çan. Şahap Oteli ilerleyen yıllarda değişimler de geçirerek yaklaşık yani 20. yüzyıl sonlarına kadar otel işlevini sürdürüyor. Hatta bir dönem arkasında bir salon da yaptırılmış ve o 20. yüzyılın başlarındaki önemli ailelerin düğünleri, baloları, eğlenceleri yeri Şahap Oteli olmuş. Ancak yaklaşık 15-20 yıldır boş bir halde, harap halde duruyor ve şu anki hali de ne işler acısı demek yanlış olmaz herhalde. Evet, şimdi Başar Acarlı'nın kendi evine yaklaştık. Bu da kendi yine kendi tasarıma olan Başar Acarlı'nın kendi evine. Neden? Hadi sen de gel. Bize anlatırsın babanı. Haydi, yakala. Harika. Merhaba. Bekliyoruz. Bir yandan Akasya Caddesi'ni konuşuyoruz, değil mi? Akasya Caddesi tabii ki adanın en önemli caddelerinden bir tanesi. Mahallesi çok da gerilere de dayanıyor. Özellikle adaya ilk yerleşen Ermeni ailelerinden Asi A. Ejderhanya'nın çok önemli bir rolü var bu sokakta. Çünkü sokağın eski isminin Akasya'dan önceki halinin Asi A. Sokağı olduğu biliniyor. Adaya gelen ilk ailelerden Asiya gibi başka kimseler de var. Özellikle Asaba Efendi gibi. Şöyle bir enteresan bir bilgi verebilirim. Hagop Baronya'nın İstanbul mahallelerinde bir gezinti kitabında da Kınalada bölümünde de Asaba Efendi'den bahsedilir ve adının en önemli şahsiyetlerinden biri olarak gösterilir. Akasya yolu tabii adanın dediğim gibi en güzel, en hoş caddelerinden biri. Bugüne kadar da öyle gelmiş. Özellikle eski dönemlerde de bir gezinti yolu olarak öne çarpan bir yapı. Buradan ufak ufak Kınalıada Camii'ne de geliyoruz. Ben oradan devam etmek istiyorum anlatıya. Tabii Kınalıada Camii'nin şu anda Kınalıada Camii'ne doğru giderken de anlatıya başlayalım. Ama şimdi Sukya Sevi'ne geldik. Ben evet. Orada sözü bırakıyorum. Evet, size bir çok ilginç bir dönem yapısından daha söz edeceğiz. Bu gördüğümüz yapı adı Sukya Sevi olarak tanıyoruz. Bir geleneksel mimarlıktan moderne geçişin çok ilginç bir örneği. Arambar Dizbanyan tarafından tasarlandığını öğrendik. Arambar Dizbanyan'ın çok önemli bir faaliyeti olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki bu faaliyeti hakkında çok fazla somut bilgilerimiz yoktu. Bu bir ipucu. Bütün bunları, bu bilgileri nereden ediniyoruz diye tabii ki merak edenler varsa tabii ki bütün kaynağımız sevgili Hasan Kuruyazıcı'nın küratörlüğünde yapılan sergi. Bu Adalar, Mimarlar, Binalar adlı sergide bütün bu şeyler, bilgiler o ilk defa ortaya çıkmış oldu. Yapılan sözlü tarih çalışmalarıyla desteklendi. Böylece bir geçiş dönemini bize anlatan bir mimar hakkında da bazı ipuçları elde etmiş olduk. Evet, şimdi Kınalıada'nın simgelerinden birisi olan Kınalıada Camisi'ne doğru ilerliyoruz. Bir yandan bize, atom bize
caminin öyküsünü anlatıyor. Evet, Kınalı'da cami de Kardes'in ortak duraklarından bir tanesi. Bu arada şeyi de ekleyeyim. Kardes uygulamasını hem App Store'dan hem de Play Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Kınalı'da cami hikayesi enteresan aslında. Adadaki Müslüman halk Kınalı'da bir caminin inşaat edilmesi için bir dernek kuruyor. Kınalı'da Cami Derneği. Ve bunun için de bağışlarda bulunuyor. O dönem Adalı iki mimar Turhan Uyaroğlu ve Başar Acarlı projeyi üstleniyor ve projeyi çiziyorlar. Ve projenin inşaatına başlıyorlar. Etrafında denize girenlerin olması biraz tepkiyle karşılanıyor. Daha sonları hem Acarlı hem de Uyaroğlu cami projesinin namaz kılanların hiçbir şekilde denize girenleri görmeyeceğini ikna etmesiyle halk da ikna olmuş oluyor ve proje devam ediyor. Tabii bu sırada şuna da değinmek lazım. Karaköy'deki Nerzifonluk Kara Mustafa camisi de yol genişletme çalışmaları sebebiyle iddiasıyla yıkılması gündeme geliyor ve caminin aynı şekilde adada, Kınalıada'da inşa edilmesi gündeme geliyor. Tabii o caminin yıkımı sırasında yıkım ekibinin gerekli ödeneği göstermesi sebebiyle bu nakit tam anlamıyla gerçekleşmiyor. Karaköy'deki camiden çıka çıka ancak bir sandal dolusu, mermer parçası ve kutlar parçası çıkıyor. Ki bu parçalar da Kınalıada'ya gelip sandalın adaya tahliyesi sırasında da düşüyor bir bölümü. Ve bu mermer parçaları ki birazdan da göreceğiz. Camide birkaç yerde kullanılıyor kalan parçalar. İnşaatın ilerleyen dönemlerinde cami inşaatı yükselirken caminin bilindik anlamda klasik bir kubbesi olmaması adadaki Müslüman halk tarafından tekrar tepkiyle karşılanıyor. Buna da çare olarak Acarlı ve Uyaroğlu şehirden mimar ustalarını çağırıyorlar ve ada halkıyla bir toplantı gerçekleşiyor. Bu toplantıda da mimarlar şunu savunuyor ki Mimar Sinan'dan örnek vererek Mimar Sinan'ın imkanı olsaydı kubbe yerine kesinlikle başka bir tercih olurdu yapının üstünü kapatması için. Ve bu şekilde ada halkının ikna olduğu ve derneğe bağışlarının devam ettiği yönünde bir anlatı da var. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Adadaki 64 sürgününde Rumların zorunlu göçü sebebiyle adadaki sosyal hayatta büyük bir darbe almış oluyor. Ve özellikle 6-7 Eylül olaylarında o dönemin adanın emniyet müdürü Osman Belge'nin adayı yağmalayan gelen insanları adaya getirtmemesi ve Kınalıada'da önemli bir zarfiyetin oluşmaması sebebiyle hem Rum halkı hem de Ermeni halkı çok mutlu oluyorlar ve bu mutluluğun bir karşılığı olarak da o dönem adada adanın inşaatına da hem maddi hem de manevi olarak destek veriyorlar. Ben burada aslında sözlerimi bitirmek istiyorum. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Gördüğün gibi bu cami herkesin bildiği gibi evet. Babanın. Fakat şuradaki tabelada bayağı bir uzun bilgi evet, var. Evet. Buranın tarihiyle ilgili ama babanın ismi yok. Arkalarda bir yerde böyle bir kalmış ama istersen sen şimdi bize lütfen o dönemi bize anlat. Çantamı şöyle bırakayım ya. Askerim. Benim ailem 1930'larda gelmişler Kınalıada'ya. O dönemde adamızda bir Rum kilisesi, bir Ermeni kilisesi olmasına rağmen bir camimiz yoktu. Benim ailem de adaya geldiklerinde şimdi Kınalıada İskele Caddesi'ndeki 3 katlı köşkü kiralamışlar. Ve bu eksikliği hissederek köşkün en alt katını ve bahçesini Ramazan ayında teravih namazları kılınmasına olanak vermesi için Müslüman cemaati açmışlar.
Ve bir süre böyle gitmiş bu. Babam da tabii bunu bu eksikliğini hissederek büyümüş. Önce İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirmiş. Ardından da İTÜ Mimarlığı kazanmış ve orada eğitimini sürdürmüş. Eğitiminin son yıllarında Mimar Turhan Uyaroğlu'yla yolları kesişmiş. Turhan Uyaroğlu da ve onun gibi birkaç diğer adalı mimar da bu adamızdaki eksikliği tabii ki farkında olarak bir dernek kurmuşlar. Turhan Uyaroğlu 1957 yılında bu derneğin başına gelmiş. Ve daha ilk yıllardan itibaren babam Başar Acarlı ile birlikte buraya modern bir cami yapmak istemişler. İşte çok zor imkansızlıklarla ve küçük miktarlarda paralar toplanmaya başlanmış. Ve 1960'ların başında bu caminin inşaatı başlamış. Tabii zaman ilerledikçe caminin bir kubbesinin olmayacağı Müslüman halk tarafından fark edilmiş. Orijinalinde Turhan Uyaroğlu bir kubbe yapma fikrindeymiş ama babamla birlikte daha sonra kubbeli değil bir plak şeklinde bir caminin tepesini diyelim yapmaya karar vermişler. Neyse bu işte kubbe olmayacağı anlaşılınca Müslüman halk bayağı bir muhalefet yapmış. Neyse çok fazla da uzatmayalım. Bir şekilde ikna etmişler Müslüman halkı ve yine paralar toplanmış, külah kapatılmış. Ama bir tek yine minare eksik kalmış. Minareyi de Turhan Uyaroğlu tamamıyla babam Başar Acarlı'ya emanet etmiş. Hem finansmanını ada halkından temin etmiş hem de projelendirmiş. Şunu özellikle belirtmek istiyorum son cümlemde. Minarenin ve daha doğrusu tüm caminin yapımında en çok katkıyı adamızın Ermeni kökenli vatandaşları sağlamıştır. Buradan onlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Leden'cim biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Sağ çok ol. Sağ ol. Çok teşekkürler. Şimdi Elmon herhalde bize ayrıntıları aldı. Evet. Tekrar merhaba. Gelen sürece bakılırsa Türkiye'nin ilk modern camii, Kralada Camii, Karamürk'ün son Kapadokya Camii ve biraz anlatmak gerekirse tabii ki çok özgün bir yapıda. Daha öncesi yok, daha sonradan örnekler var. Özellikle Cengiz Bektaş'ın inşa ettiği bir cami var, etimesi türlü araçlar okulunda. Buradaki cami poligonal yapıda. Bir kubbesi yok evet ama çok farklı tarzda. Ben ne yalan söyleyeyim, bugün içine ilk defa girdim. Hep dışından bakıyordum. Bugün içine girdim. Çok yalın, konstrüksiyonu olan, işlevsel ama estetik bir yapı ile karşılaştım. Çok hoşuma gitti. Fakat duvarlardaki bazı şeylerin, detayların bu zarif gösterişe uyumlanmadığını fark ettim. Daha sonradan anladığım kadarıyla 1978-2008 arasında geçirdiği onarımlar sırasında onlar değiştirilmiş. Çünkü imkan ve ihtimal yok dedim. Başar Hoca'nın inşa ettiği bu fakalade özgün yapıda bu detayların yer almaması gerekir. Çünkü onun beğenisine, yaratısına aykırı düşen detaylardı ki onlar daha ziyade arabesk kalmakta bu yapıda. Burada diye sadece şu ayrıntıları vermek istiyorum iç mekana dair. İç mekan poligonal dedik. Kubbesi altıgen ama yatayda enine, mihraba enine gelişen sekizgen oluşmakta tabanda. Kubbesi yok fakat kubbesinde çok hoş bir yani üst örtüsünde detay var. İki üçgen, kesik piramidi. Thank you.
yani bir şeysi dolanmakta ama dikdörtgen olarak sadece bir gösteri yani bir bezeme ögesi olarak kalmakta. Yukarıya doğru üçgen formunda ama batı yanılmıyorsam bir kenarı trapez şeklinde zeminden ve üçgen sivrerek yukarıya doğru bir alemle noktalanmakta elbette. Ve dediğim gibi zaman içinde geçirdiği değişikliklerde son cemaat yeri Boğaz Kürsüsü değil. Çünkü bir ambon görünümde ve o da sanıyorum Acarlı'nın, Başar Acarlı Hoca'nın yaratma seçkisine uygun bir motifte. Diğerlerinde değişmeler olmuş. Mihrap'ta, minberde, kısmen müezzin mahfilinde, son cemaat yerinde ve dışarıda, avluda ve kadınlar mahfilinde eklenmiş. Bunlar ve üstünde bugün bir avlusunda üst örtüsü vesaire yapının özgünlüğüyle biraz aykırı düşen gelişmeler göstermekte. Evet. Bu Türkiye'de modern cami konusu çok ilginç bir konu gerçekten. Deniz Bektaş'ın camisinden söz ettik Etimesgut'taki. Böyle yani bu Kınalıada Camisi gerçekten çok çok ilginç bir örnek. İlk modern cami olduğunu düşünüyoruz ve belki de en önemli modern cami olduğunu söyleyebiliriz. Etimesgut Camisi'nin bir askeri birlikte olduğunu düşünürsek, işte bir iki Anadolu'daki Akçakoca gibi birkaç örnek dışında çok çok nadir bir olay bu. Bir yandan camiye gelir getiren dükkanları görüyoruz. Tabii önemli bir hatırlayacağımız bir öykü de Vedat Dolukay'ın kazandığı Kocatepe Camisi. Sonunda bunların temellerinin dinamitlenmesi ve cami inşaatının böylece yarım kalması olmuştu. Bu onun arkasından çok önemli bir gelişme. Yani Türkiye mimarlığının çok ilginç bir dönüm noktası olarak Kınalıada Camisi'nden söz edebiliriz rahatlıkla. Bir yandan da arkadan da kubbeyi, daha doğrusu kubbe değil, ne diyorduk? Örtüyü, evet. Çokgen örtüyü piramidi algılıyoruz. Diğer cephesinden de. Evet. Adanın güneyine doğru rotamıza devam ediyoruz. Evet. Burada yine bir dönem yapısı var. 1960'ların. Şu aralar gündemde olan yatay mimari akımına da bir örnek olarak gösterilebilir. Çok hoş bir modern örnek. Parapetleri çok özgün. Bir iki yerde özgün şeyleri kalmış. Bize bu yapıların yaratıcıları, yapımcıları ile ilgili Can Bey bilgi verecek. Hattımızda mı acaba Can Bey? Evet, evet hattayım. Kısaca hızlı bir şekilde geçeyim. Bu binanın yapımcısı, yani müteahhidi Artin Özba ve o dönem Artin Özba tüm yapılarını Antranik Madoyan'a yaptırırdı mimar. Evet, hattınızda mı Can Bey? Kendisi aynı zamanda benim hocam olduğu için Antranik Madoyan çok çok iyi tanırdım. Daha sonra bir şekilde mesleki olarak da yollarımız kesişti. Görüldüğü gibi modern yapılar, bütün eserleri hemen hemen bu şekilde moderndir. Aynı zamanda adadaki toplu konut şeklinde yorumlanabilecek, yani birden çok parselli birleştirip tek bir proje halinde çözme şeklinde, çözümü şeklinde bir proje olarak görebiliriz. Planlar neredeyse birbirinin aynıdır ve toplu bir projedir. Bir apartman diyelim veya site diyelim. Buna benzer tabii başka yapıları da olmuştur. Yine Artin Özbağ'la birlikte 40 daireler gibi. Daha önce sözünü ettiği Nazar Bin Atlı'nın yapılarından birisinin daha önünden geçiyoruz. Ondan da bahsedebilirsiniz Can Bey.
Tabii bahsedeyim. Yapı olarak tabii ki detaylı bilgi bilmiyorum ama Nazar Binatlı'yı çok çok iyi tanırım. Kendisi Akribas İnce'nin öğrencisiydi. Onun yanında yetişmişti. Tıpkı Akribas İnce gibi kendisi de inşaat mühendisidir. Fakat o dönemlerde inşaat mühendisleri de projeler çizebiliyorlardı ve bu konuda bilhassa fonksiyonel çözüm konusunda gerçekten çok çok ustadır. Yani yapıların içinde fonksiyon son derece başarılı bir şekilde çalışır. Ve başka bir özelliği de tabii bu adada hemen hemen en çok yapı yapmış teknik arkadaşımızdır diyelim. Birçok mimardan çok daha fazla sayıda üretimde bulunmuştur. Gerek proje bazında gerek uygulama bazında. Evet, şimdi yolumuzda ilerlerken bir yandan adanın Küba olarak adlandırılan bölgesine gelmiş olduk. Bize o bu hikayeyi, bu öyküyü Atom'un anlatmasını istiyoruz. Evet, adada çok belirgin olmasa da iki tane mahalle algısı var diyeyim. Biri Küba, biri de Flamingo şeklinde. Tabii dediğim gibi bu çok yaygın bir kullanım olduğunu düşünmüyorum. Ancak yine de neden bu iki mahalle ayrımının oluştuğunda belirtmekte fayda var. Şu an biz aslında Küba, tırnak içinde Küba mahallesinde gittiğimizi söyleyebiliriz. Buraya, bu arada Küba'yı çok seviyoruz. Çok güzel sokak ağaçlandırması olan bölge. Evet. Bayılıyoruz Küba'ya. Evet, özellikle 6-7 Eylül sonrası 64 Zırınır'ın sürgününden sonra Küba bölümünde bunların daha çok, yani genellikle daha çok bu tarafta oturdukları söyleniyor. Ve aradaki Rum ahalisinin adayı terk etmesinden sonra buraya daha çok Anadolu'dan gelen Ermeni ailelerin yerleştiği biliniyor. Ve bu da ister istemez, yine tekrar arkaya çok belirgin olmasa da iki farklı mahalle algısını oluşturuyor. Flamingo dediğiniz bölüm daha çok İskender'den çıkınca sağ tarafta yer alan ve Akasya Caddesi ve çevresindeki sokakları kaplayan alan. O bölgede eski yapıların Küba mahalli, yani adanın güneyine göre daha çok kalması. Küba dediğimiz adanın güney bölümünde eski yapıların, eski köşklerin daha çok yok olması ve yerine yeni binaların yapılması. Adanın çarşısının yine güney kısmında olması, pazarın burada kurulması, Amatya'ya göre çocukların sokakları Küba bölümünde daha çok olması. Bu şekilde iki tane bir mahalle algısını oluşturuyor. Şimdi de Burçak'ın yaklaşımı. Ben burada sizi bırakıyorum. Evet, burası gerçekten çok hoş. Dönem yapılarının, modern yapıların bulunduğu bir bölgeydi. Gördük bazılarını yolumuzun üstünde. Bunları da tabii araştırmaya devam ediyoruz, yaratıcılarını. Kayıp bilinmeyen mimarlarını bulmaya, araştırmaya çalışıyoruz. Şimdi çok ilginç bir yapıya geldik. Çok burası Saime ve Fikret Kurt villası veya yalısı. Bir dönem burası bir limanmış ve su bulunduğumuz yerlere kadar geliyormuş. Eski arkitektik fotoğraflarda görünmekte. Çok çok özel bir yapı. Mimarı Samim Oktay. Mühendis Şevket Koç olarak arkitekte yayınlanmış. Samim Oktay çok özel bir mimar. Kısa bir dönem serbest çalışmış ve böyle çok orijinal yapılara imza atmış. Bir Le Corbusier etkisinden rahatlıkla söz edebiliriz. Dönemin malzemeleri, çok hoş renkler. Çok mutluyuz ki yapının sahipleri binanın değerini çok güzel biliyorlar, iyi durumda. Umuyoruz ki böyle yaşamını bu güzellikte sürdürür. Bazı renk değişiklikleri olmuş ama ruhunu yansıtmakta. Çok güzel bir bölgede yer alıyor. Önünde de bir plaj var. Oraya doğru ilerliyoruz. Evet. Bu yapı gerçektir. Modern mimar yönlenmesiyle güneş kontrolü ve
çok ilginç, farklı bir yaşam biçimi öneriyor. Çok şeffaf bir yaşama alanı var. Ve bunun çok güzel kullanılmakta ve yaşamakta olduğunu, çok konforlu bir ev olduğunu sahiplerinden duymaktan dolayı çok mutlu olduk biz de. Harika bir açık alana açılıyor ve denize, buradan da denize plaja doğru açılıyor. Burada turumuzu yavaş yavaş, böylece burada turumuzu sonlandırmaya çok yakınız. Soru cevaplara eğer vaktimiz olduğu sürece yer vermeye çalışalım. Lütfen katkıda bulunmak isteyenler de lütfen bize bağlansınlar ve sevgili Hasan Kuru yazıcıyı bekliyoruz bağlanması için. O da bir bütün bu gezimizi bize yorumlayacak. Söylediğim gibi onun küratörlüğünde yapılan bu sergiyle bütün süreç başladı. Bizim de modern mimarlık mirası dosyamıza kaynaklık eden bir çalışmaydı. O da canlı yayınımıza birazdan katılacak. Evet, soru var mı acaba? Neden ve annesi de burada. Başar Acarlı'nın onun da söylemek istediği bir şey var değil mi nereden? Evet, camiyle ilgili camimiz. Konumuz. Ben kocamın eserleriyle, eşimin eserleriyle her zaman gurur duymuşumdur. Başta cami tabii çok önemli bir yapı. Yaşıyor hala kendisi. Hiç ölmedi benim için. Galiba bir küçük bilgi de ekleyecek. Evet. Bir küçük bilgi, bu şöyle bir sivri yapı şeyi var yukarıda. Evet. O böyle rükûyu anlatır Başar Bey'in ifadesiyle. Bunu da dipnot olarak ben vereyim size. Anlatabildim çok herhalde. Çok teşekkürler. Üst not oldu bu. Ben biz teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Peki, çok teşekkürler. Biz şöyle devam edelim diye düşündük. Şarjımız da var sanırım. Değil mi? İnşallah ses iyi geliyordur ama biz bu rotayı niye yaptık diye belki sormamız lazım. Hem izleyicilere hem kendi kendimize. Biz biraz sorunun cevabını biliyoruz ama izleyicilere bunu biraz daha bizim dünya mirası adalar gözüyle anlatabilir miyiz Zafer? Evet, katılımınız çok değerli. Çok teşekkür ederiz. Devam edebiliriz yani camiyi konuşmaya. Biz de bazı şeylerden söz etmek istiyoruz. Şimdi burada tabii şunu vurgulamak isteriz. Kınalı Ada çok çok özel bir ada. Daha çok gelişmesi Cumhuriyet döneminde, özellikle savaş sonrasında daha büyük çok gelişme olduğu için, kentsel gelişme bu dönemde daha ağırlıklı olduğu için tabii çok yoğun bir modern mimarlık mirasına sahip. Hasan Bey bu arada bağlanmış. Harika, Hasan Bey yayınımıza katılmış. Evet, ben hemen sözü de kendisine aktarayım. Sevgili Hasan Hocam, lütfen sizi dinleyelim biraz, bize yorumlayın Kınalı Ada'yı, modern mimarlık mirasını. Şimdi ben de aynı şikayeti arada... Zafer Akay, sesim geliyor mu? Herkese merhaba diyeyim herhalde, oradakileri görmüyorum ben ama Can Bey'den başkasını. Bu gezinin de en başında gitti, yayın kayboldu. Ben Gomidas evinden sonrasını gördüm. Babamın yaptığı evi göremedim yani bu arada. Gördüğüm şeylerde güzel şeyler vardı ama tabii o Şahap Otel gibi önemli bir kültür mirasının bu hale gelmesini de gördüm, bilmiyordum. Çok üzüldüm ona da. Bir takım bildiğim ve bilmediğim binalar görmüş oldum. Ben de bu konuda biraz çalışmış olduğum için binalar ve mimarları da beni ilgilendiriyor tabii. Ve bu gezide görülüp saptanmış olan binalar ve mimarların sevgili Zafer Akay'ın bahsettiği bu Adalar, Binalar, Mimarlar sergisi ve kitabında yer almayan, o zaman bilmediğimiz,
Daha sonra öğrendiğimiz bazıları da ekleyerek ikinci basım yapmaya hazırlanıyoruz. O ikinci basıma sizlerin çok büyük yardımı olacak sanıyorum. Çünkü bir takım yeni bina ve mimarlar, yani onlar yeni değil de bizim yeni öğrendiğimiz binalar ve mimarlar eklemiş olacaksınız. Böyle bir birlikte çalışma çok hoşuma giden bir şey benim aslında. O arada olacak. Kendime yani fayda sağlıyorum bu arada. Ben Rakipada'danım, Burgaz'danım. Şu anda da Burgaz'da oturuyorum hala. Bir müddette daha kalacağız herhalde burada. Zafer Akay'ın söylediği, ondan öğrendiğim yani. Buraya da, Burgaz'a da geleceksiniz. Benim misafirim olursunuz. Hatta ben biraz yürüme zorunu çektiğim için, bastonla yürüdüğüm için size katılamam, aksatırım yürüyüşü ama tabii elimden gelen yardımı ev sahibi olarak yapmaya da hazırım. Burgaz derken, Burgaz'ın bir şeyi var, bir özelliği var. Bütün adalar içerisinde en köy gibi olan, en yerleşimi de gevşek olan bir şey, bir yer Burgaz. Fakat yine bütün adalar içerisinde gerek eski binaların yok edilmesi, gerekse yeni binaların içinde iyilerinin çok az olması yönünden öbür adalardan bayağı geride kalmış bir ada. Maalesef restorasyon adı altında pek çok binamız bizim rezil edilmiş durumda. İşte onları da geldiğinizde göreceksiniz herhalde. Kınalının tadını çıkartın, herhalde bir gizli daha olacak kınalda. Bir baştan bir başa yapıldı kuzeyden güneye. Herhalde aşağıdan yukarı da yapılacak. Daha çünkü epeyce yer var kanalda. Onun tadını çıkartın. Bizde o kadar, Burgaz'da o kadar çok şey bulamayacaksınız. Tabii var, yok değil. Ama maalesef dediğim gibi en gevşek yerleşimli ada olmasına rağmen en çok zarar gören ada da Burgaz oldu. Başka bir şey bilemiyorum, ne söyleyeyim. Elinizde ayağınıza sağlık. Devam ediyor mu? Şu işareti vermeniz gerekiyor, bitti. Yani, Can Bey'in yüz ifadesini izliyorum. Tamam, öyle mi? Peki. Çoktan bitti bizi. Evet. Ama o fayda etmedi galiba işaretle. Herhalde şu anda sadece ikimiz görünüyoruz göründüğü kadarıyla. Evet, onlar da girdi devreye. Herhalde. Evet. Ses geldi. Bakın ses. Gecikme olarak mı geliyor? Bilmiyorum. Tamam. Evet, yayındayız sanırım. Evet, biz de cami ile ilgili söyleyeceklerimiz vardı biraz bu arada. Ahmet Kurt bize katıldı. Size de birazcık bu konuyu isterseniz bize anlatmanızı rica edelim. Önce siz cami ile olan ilgili yorumlarınızı yapın. Evet. Ben ondan sonra. Yani biz camide biraz önce bir çekimimizi yaptık ve orada tabii lütfen buyurun sevgili Nader Hanım aramızda. Evet. O da babasıyla ilgili anlattı. Ve tabii caminin ne kadar özel olduğunu, ne kadar bir modern mimarlık, modern bir cami olarak ne kadar tekil bir örnek olduğunu anlattık. Ve tabii bu ne kadar anlaşılıyor acaba toplum tarafından? Böyle bir soru işareti var. Yani bu son zamanlarda yapılan değişimler. Ne kadar özgüne neyi kaybettik, neyi yaşatabildik, bunları bulmaya çalıştık. Ve diliyoruz ki yani bu caminin özgün değerini topluma daha güzel anlatabilelim. Bu caminin ne kadar özel olduğunu, Türkiye için bir özel örnek olduğunu ve bunu böyle sevmeye çalışalım, bunu böyle benimsemeye çalışalım. Gayretimiz bu yönde, evet.
Biraz peki, sizden dinleyelim. Şimdi kapatalım, ben size anlatayım. Bir saniye kapatalım çekimi. Bu mümkün değil. Onu sonra o zaman yapacağız. Çünkü siz evet şimdilik bize kapatmadan ne anlatabiliyorsanız. Mimari eserlere fütursuzca saldırmak zaten bizim Türkiye'nin genel sorunlarından bir tanesi. Biz bir ara Laden'le konuşmuştuk. Esere nasıl korunabilir, nasıl saygı göstermeleri gerekir diye konuşmuştuk. Daha sonra bir çaba sarf ettik. Çünkü bir grup bu adadaki o güzelim camiyi çay ocağına çevirmişti. En azından biz bir elimizi uzatıp bir şeyler yapmaya çalıştık. Fakat daha sonra cemaat yağmur istemiyor deyince oraya konulacak şemsiye yerine çayhanelere konulacak türde bir şeyle caminin eserine yine saldırı oldu. Kolay değil. Bizim için dışarıdan müdahale edenler için hiç kolay değil. Bundan önce gelenler caminin mimarının Başar Bey'in, caminin arsasını bağışlayan babamın Raif Kurt'un oradaki tabelasını kaldırıp kendi isimlerini yazdılar. O tabelalar hala yok. O tabelaları tekrar yazdırdık ama kayboldular. Çok üzücü bunlar, evet. Evet, tekrar kaldırdılar. Yani şimdi bir taraftan bakıyorsunuz, tamam cemaat ıslanmasın ama bir taraftan da bakıyorsunuz eser bozulmasın. Şimdi kim gidip Sultanahmet Camii'ne modern bir görüntü verebilir ki? Neymiş efendim? İşte orada merdivenlerden çıkılmalıymış. Evet, mimardan izin alınır. O izin alındıktan sonra belki ihtiyaçlara uygun bir merdiven yapılabilir. Günümüz işte cemaat ıslanmasın diye artık Covid var. Dışarıda namaz kılınıyor. Onu koruyacak bazı şeyler yapılır ama bu tip eserlere sabit eklemeler yapmamak lazım diye düşünüyorum ben. Yani ama tabii cemaatten bol teşekkür aldık. Zemini, mermerini değiştirdiğimiz için. Ama şimdi de o sundurmalara karşı çıktığımız için bizi de sevmiyorlar artık. Ama sonuç itibariyle bizim bu rotaları yapmamızın sebebi zaten bu farkındalığı uyandırmak. Bir kamuoyu gücü oluşturmak. Tüm adalılar ve tüm izleyiciler için de geçerli. Ve buradaki modern mimarlık mirasını, değil mi Zafer? Evet, yani olan... ben şöyle bir çağrı yapmak isterim. Bu bir tanecik bizim modern camimizi özel bir ilgi görmesini bekliyoruz. Yani Pakistan ve Datlulukay'ın Faysal Camisi ile gurur duyuyor. Bütün dünya onu görmeye geliyor ve bütün dünya böyle tanıyor. Biz de Biricik Kralıada modern camimizi hak ettiği değeri verilmesini bekliyoruz. Bu özgün kalan neyse onun çok daha iyi korunmasını ve özel gösterilmesini istiyoruz. Dikkat çekmek istiyoruz camimize. Çok çok özel bir örnek olduğunu tekrar söyledim. Ben şimdi bu biraz bir şey daha değinmek istiyorum. Yani bizde modernin kabullenilemeyişiyle ilgili bir sıkıntı ben olduğuna inanıyorum. Evet, aslında Daronko Camisi niye yıkıldı ki? Yani bu Berzifonlu Kara Mustafa Paşa Camisi orada bir şeyi engellemiyordu. Aslında belki de baktığımız vakit onun da aslında sorun, oradaki sorun da onun çok modern bir şekilde tamamlanmış oluşu. Yani belki başlangıçta daha çok Art Nouveau'dan Art Deco'ya geçen bir süslemeli projesi uygulamaya bir şekilde çok sadeleştiği için. Belki de neden bu. Bunu da çok az tartıştık doğrusu. Daronko gibi çok özel bir mimarın eserini burada gelip yani denize bir şekilde dökülmüş. Yani öykü bu açıkça ortada. Ve onun arkasından bu mücadeleler sürüyor. Yani bir şekilde Dolukay'ın camisi dinamitleniyor temelleri. Ve bugün de
Kınalı Ada'nın güzelim Biricik Camisi ilgi bekliyor. Buraya gelmek isteriz her zaman. Şimdi çok tabii burada özel bir şey var. Bilgi notu konulmuştu caminin içine. O da dikkatimizi çekiyor. Belki Can Bey de bununla ilgili bir yorum eklemek ister hala yayındaysa. Biz bir yandan, Laden Hanım acaba siz eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Biraz yarım kaldı sözleriniz. Ahmet abinin dedikleri çok anlamlı bu noktada. Ben daha çok tarihinden bahsetmiştim ama güncel durumunu da elimizden geldiğince koruyup orijinal esere sadık kalarak yenilememiz lazım. Bazı yapılan gerçekten çirkin diyeceğim süslemeler vardı, neyse onlar kaldırıldı. Yani buna dikkat edilmesini istiyorum. Hepimizin tabii elimizi taşın altına sokması lazım. Bunu söylemek isterim son olarak. Teşekkür ederim. 1,5 saat olmuş süremiz. Sanırım sonuna geliyoruz değil mi? Başka sözümüz yoksa kapatalım isterseniz. Evet, evet. Ama sonuçta modern mimarlık belleğini ve mirasını tüm Prens Adaları'nda korumak üzereyle, el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Kapatmadan önce de Dünya Mirası Adaları'nın Facebook, Twitter, Instagram yayınlarına ve Açık Radyo'da Salı saat 14'te izleyebilirsiniz ve Hacer Derneği'nde zaten takip edebilirsiniz sosyal mecralarda. Tekrar teşekkürler izlediğiniz için. Herkese de çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hoşça kalın diyoruz hepinize. Hoşça kalın.